Evet, değerli seyirciler gördünüz. Şimdi Galip Ensarioğlu ne dedi peki? Programın olduğu günden bir gün önce. Biz programı salı günü yaptık. Pazartesi günü Galip Ensarioğlu'nun ya da pazar günü o hafta sonu yaptığı açıklama. Bir daha okuyorum. Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve devlet de buna inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP'nin kendisidir. Kandil'in kendisidir. Yani Öcalan'ı tecride mahkum eden devlet değil, Öcalan'ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil'dir, bizatihi HDP'nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan'ın rolünü boşa çıkartan yine kendileridir, Kandil'dir, Selahattin Demirtaş'tır diyor. Benim eleştirdiğim Galip Ensarioğlu'nun konuşması bu. Şimdi buradan cımbızlanarak gelen, cımbızlanmış, gerçekten cımbızlanmış. İşte ben yok şey demişim, filozof demişim, işte zeki demişim, siyaset okuyor demişim vesaire. İşte tecridin kalkması gerektiğini söylemişim. İşte izlediniz. Bütün videoyu izlediniz. Almadıkları bölümü izlediniz. Şimdi bu bölümleri çıkarınca sanki durduk yerde bir Öcalan programı yapmış gibi anlaşılıyoruz. Oysa o programı 45-50 dakikalık programın sadece 5-6 dakikası bundan ibaretti. Çeşitli soruları yani 18 dakika yerine gelen 18 dakika tatile girdi. 18 dakika Emre Hoca tatilde, kendisine buradan iyi tatiller diliyorum. Ayrıca çalışıyor bir kitap üzerine. Tatile girince yerine biliyorsunuz 4 soru 4 yanıt programı geliyor. O sorulardan biri, sadece biriydi. Durduğumuz yerde sanki Öcalan'a özgürlük, Öcalan'ın tecridi kaldırılsın, Öcalan serbest bırakılsın gibi bir kampanya başlattığımız iddia ediliyor. Şimdi benim demokratik ülkelerde infaz, bakın söylediğim hiçbir şeyi geri almam ben. Yani ne söylediğimi biliyorum, sadece anlamını açıklarım. İnfaz yasasına ilişkin söylediğim şeyler doğrudur. Biz bilmiyoruz. İmralı'da bir kişi tutuluyor, terör örgütü lideri, şimdi şu tartışılır mı? Terör örgütü lideri olmaktan yargılanmış, mahkum olmuş birisi var orada yatıyor. Bu terör örgütü lideridir ya da değildir demek mümkün mü? Değildir demek mümkün mü? Mahkumiyeti var. Mahkum edilmiş ama her mahkumun belli haklarının olabileceğini, yani ortada bir mahkeme kararı varken bu mahkeme kararı yok denilebilir mi? Hayır. Böyle bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararına göre ne? Terör örgütü lideri. Peki Hizbullahçılar da terör örgütü mensubu ve liderleri değil miydi? Onlara niye ayrı bir model, ayrı bir politika uygulandı ve hepsi serbest bırakıldı? Demek ki yapabiliyorlarmış. Şimdi şeyde İmralı'da tutulan kişiyle sürekli bir pazarlık yapılıyor Öcalan'la. Ve bu pazarlık Türkiye siyasetinde kullanılıyor. Ben de dedim ki ya bu tecridi kaldırın. Demokratik ülkelerde de olmaz zaten. İçeride tutuyorsunuz. Bu tecridi kaldırın. Ev hapsi isteyen AKP'lilerin kendisi değil miydi? Varsa o videolarda arkadaşlar hazırladılar, sonunda verebiliriz. Onlar değil miydi? Kaldırın bu tecridi. Ne dediğini bilelim. AKP'yi mi destekliyor? Başka bir partiyi mi destekliyor? HDP'yi mi destekliyor? Kimi eleştiriyor? Bunu bir görelim. 2019 seçimlerinde bir mektup getirip HDP'yi eleştiren, HDP'ye o ya da Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin dedirten siz değil misiniz? Biz hala yargılanıyoruz. Ben terör örgütü liderinden mektup getirdi dediğim için, Munzur, tabii Tunceli Munzur Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan kişi, yani gidip mektubu alan kişi benim hakkımda dava açtı. Şu anda davamız devam ediyor. Şimdi bunu yapan sizsiniz. Dolayısıyla bunu gündeme getirip AKP'nin yeniden bir hüsranla, bir başarısızlıkla, bir trajediyle sonuçlanacak, hiçbir zaman hedefine ulaşmayacak bir çözüm süreci başlatmak istediğini, bir af hazırlığı yaptığını söylüyorum. O son videoyu arkadaşlar bir daha verebilir misiniz? Üçüncü video. Bir daha verebilir misiniz? Ki bugün Abdullah Öcalan adını öne çıkardınız. Niye bunu seçim sırasında söylemediniz? Uyanıklara bakar mısın? Galip Ensarioğlu. Uyanık çünkü. Ama 2019 yerel seçimlerinde de Abdullah Öcalan'ı çok rahat kullanmışlardı. Ama bu seçimlerde hiç adı geçmedi. Üstelik de neredeyse kötüleyecek niyette ifadeler kullandılar. En azından Selahattin Demirtaş'a neler yaptıklarını biliyoruz. Yahu şunu söylediler. CHP gelince hani Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaktı, affedecekti? Hani PKK'lılar af çıkaracaktı? AKP af çıkarmaya hazırlanıyor. Bakın ciddi bir şey söylüyorum. Evet. Önemli bir şey söylüyorum. Çünkü AKP iktidarının 2 yıldan fazla devam etmesi, Erdoğan iktidarının 2 yıldan fazla devam etmesi mevcut koşullar altında mümkün görünmüyor. Ekonomik kriz, siyasi tıkanıklık, hileyle alınmış bir seçim, baskıyla alınmış bir seçim. Türkiye bunu taşıyamaz. Burada ne yapacaksınız? İktidarı sınırlayan güçlerden biri de Abdullah Öcalan'ın temsil ettiği hareket. Onunla anlaşmaya çalışıyor. Öyle anlaşılıyor. Abdullah Öcalan çok daha sağduyuluymuş. Hani bebek katiliydi, terörist başıydı. Bakın yakında Sayın Öcalan diyecekler. Bakın, tekrar diyecekler. Evet değerli seyirciler, gördünüz mü nasıl değerlendiriyorum? Onların sözleriyle dalga geçtiğim bir değerlendirme bu. İnsaf. Yani bunlar ahlaksız gerçekten. Seçim döneminde yaptıkları montaj, kurgu videolarla şimdi sahte bir suç üretmeye çalışıyorlar. Ben neyin suç olmadığını bilebilecek bir durumdayım. 37 yıldır gazeteciyim, siyaset bilimciyim ve bir sosyolog. Siyaset bilimci ve sosyolog